Ay yeminle içim işte. Hadi ama. Geliyorum. Vay. Vay. Ay inanamıyorum Almila. Gel bakayım şöyle dön bakayım bir. Hey maşallah arkadaş. Sen neymişsin ya? Vallahi bu ayakkabılar tam bir işkence. Yani bunları resmen kadınlar işkence çeksin diye yapmışlar. Bu ne böyle? Vallahi katlanacaksın artık. Görev görevdir. Ya biz çok klas oldun ya. Görüntü çok iyi de konuşunca Aymile yine eski Aymile. Ona yapacak hiçbir şey yok vallahi. Yok yok ben beceremeyeceğim bu işi kainat. Aa duymayayım bakayım. Senin beceremeyeceğin bir iş var mı ya? Şöyle bir toparlan, bir kendine güven, bir özgüven patlaması yaşa. %100 başarırsın sen bu işi. Arkadaşım tavsiye etti aslında. Geçen hafta sevgilisiyle beraber gitmişler. Anlata anlata bitiremediler. Özellikle deniz mahsullü risottosu şahaneymiş. Mutlaka deneyin dedi Müge. Selim. Efendim. Bir sorun mu var? Var aslında Müge. Ya benim biraz canım sıkkın. Biz bu akşam ertelesek, başka bir akşam yemek yesek olur mu? Hayatta olmaz. Nasıl yani? Eve gidip ne yapacaksın? Öyle düşüneceksin oturup ve canın sıkılacak. Daha da çok canın sıkılacak. Ben senin can sıkıntına iyi gelecek şeyi biliyorum. Bak, gerçekten hiç havamda değilim. Ya güven bana. Can sıkıntına iyi gelecek şeyi biliyorum diyorum. Seni havaya sokacak şey bende. Hadi bakalım çalıştır arabayı, gidiyoruz. Oradan daha bir bara gider. İki kadeh bir şey içeriz. Şahane. Peki. Sen bilirsin. Şebnem geldi mi? Geldi geldi. İçeride şimdi. Merhaba. Merhaba kainat. Hoş geldin. Sizin o organik pazar kurulmayan mahallenize gece girişler yasak mı acaba? Hayır hiç gece göremedim de hep gündüzleri buralardasınız. Seni dışarı çıkarmaya geldim. Canım böyle beni kafasına göre herkes dışarı çıkaramaz. Şebnem Gürsoy'u sadece bir kişi dışarı çıkarabilir. O da sadece ve sadece kendisidir. Kendisi istemiyorsa asla dışarı çıkmaz. O zaman bana başka bir çare bırakmadın. Ne oluyor be sürekli bir çekiştirme? Al. Bu çocuk bu akşam senin bekarlığa veda partin için dans edecek. Bitti mi? Hayır tabii ki de bitmedi. Dansı bittikten sonra da striptiz yapacak. Allah'ım şu kaslara bak ya, şu baklavalara bak, şu adonislere, tricepslere, bisepslere bak ya Rabbim maşallah. bugün benim bekarlığa veda partim mi var? Evet. Ya.
Nasıl çocuk? Tabii bir biliç değil. Ha? Klasik bir futbol esprisi. O zaman ben gideyim bekarlığa veda partimi hazırlanıyor. Çıkıyorsun sen. Kafeyi. Kafe. Selam. Merhaba. Çok geç kalmadım değil mi? Yok. Tam vaktinde geldin. Çok şık olmuşsun bu arada. Teşekkür ederim. Geçelim o zaman. Geçelim. Ben bu herifin ağzını yüzünü kırarım oğlum. Ya tamam kırarsın da dur bakalım bir dinleyelim önce olay neymiş. Ya ne olacak Şebnem'i ayarttı yetmedi şimdi benim Aymila'mı tavlamaya çalışıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak kırarız, kolunu da kırarız, kafasını da kırarız. Ama önce bir anlayalım. Sonra hatta kolunu kırar eline veririz ha. Teşekkürler. Aslında bayağı şaşırdın beni aramana. Tahmin ederim. Önemli bir şey konuşacağım deyince de merak ettim. Konu neydi? Yani aslında ben seni hiç rahatsız etmek istememiştim. Özellikle de böyle bir dönemde. Yani sonuçta Şebnem'le evleniyorsunuz. Şunun şurasında da nikaha ne kaldı değil mi? Evet. Ama yani söylemesem olmayacaktı. O yüzden... Benimle rahat konuşabilirsin. Yani çekinmeni gerektirecek bir durumu yok ortada. Gerizekalı. Efendim? Yani bilmez miyim? Bilmez miyim? Biliyorum. Evet. Biliyorum. O zaman... Önce içecek bir şeyler söyleyelim kendimize. Tamam. Yani ondan sonra konuşuruz. Olur. Tamam. Pardon. İki menü alabilir miyiz? Şş, gel gel. Kesin Şebnem için geldi. Sıkıntı yok. Rahat ol sen. Ya orası hiç belli olmaz. Lan! Elini tuttum. Şş. Ya menü yerdi. Menü menü. Sıkıntı yok. Menü. He. Zaten öyle bir hareket yapsın var ya. Ağzını burnuna kırarız durumu. Siparişlerinizi alabilirim. Alırsın hadi iki tane soda getir. Çekil be. Sağ ol. Hocam al git göster çabuk. Böyle. İşe yaramıyor. Verdiğim paraların hepsi rezil oluyor sizde. Ay bir şey söyleyeceğim. Bir tweet atıp bu anı ölümsüzleştirsem mi acaba ha? Ay yok yok. Ya da şimdi Arda görmesin. Evet. Şişt, sen de sakın öyle sosyal medyada bir şey paylaşayım deme ha? Ay yok yok ben... İnternette kökten karşıyım zaten. O niye o? Yani samimi değil her şeyden önce. Mekanik. Böyle çat çut bir şey yazıyorsun, silemiyorsun.
İşte ne bileyim, tanıdığın tanımadığın insanlar hayatını kurcalıyor, bir şeyler, like'lar falan. Ay canım, onun olayı o zaten. Pok sayısıyla like sayısını birbirine çarpıyorsun, sonra fav sayısına bölüyorsun. Ortaya çıkan sonuçta oluşan dişi güruhunu hezimete uğratıp hayatına devam ediyorsun. Nasıl? Ya da hayatına devam edemiyorsun, böyle saf saf takılıyorsun. Biz müsait bir yerde inelim.